Komediyle açtık, biraz komediyle bitirecek gibi görünüyoruz bugünkü programı. Osman Gökçek bir komedidir o da. Tabii burada hani Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı kefede değerlendirme anlamında değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu çok saygın bir insan olmakla birlikte kendisini ne yazık ki siyaseten komik duruma düşürecek bir sürecin önünü tüm uyarılara rağmen açtı. Burada başka bir şey var karşımızda. Burada bir karikatür var karşımızda. Burada gerçekten yani baktığın zaman pozisyonuna, nasıl buralarda olduğuna gerçekten neyi ne kadar hak ettiği son derece tartışmalı olan bir şahsiyetten bahsediyoruz ve özellikle de işte mecliste sergilediği performansa baktığımızda, daha önce ekranlarda sergilediği performansa baktığımızda da yani bir küçük Melih Gökçek olma çabası içerisinde, ama ona da yani uygun olmayan ne diyelim, fizyonomisiyle de tarzıyla da uygun olmayan bir karakter var ve çırpınıyor, onu görüyoruz. O çırpınış doğrultusunda bugün yani Gezi'ye de dil uzatmış, öyle gözüküyor. Yani işte çamur atmaya çalışmış. Yani bir kere Güneş Balçık'la sıvanmaz Gezi için, bunu söyleyerek noktayı koyalım. Diğer taraftan esas beni düşündüren şu. Yani soytarılara haksızlık edilmiş burada Oğuz. Soytarıya haksızlık edilmiş. Şimdi şöyle yani soytarı nedir? Yani soytarıyı gündelik dilde bu kadar rahat, harca alem kullanıyoruz ama soytarı o kadar yabana atılacak bir kişilik değildir. Bir figür değildir, bir karakter değildir. Yani Batı dünyasında karşımıza çıkan soytarı, kral saraylarda karşımıza çıkan soytarı aslında krala yanlışlarını söyleyen ve gerektiği yerde kralı da alaya alabilen bir karakterdir. Yani soytarıyla dal kavuğu karıştırmamak gerekir. Batı'da soytarı vardır, Doğu'da dal kavuk vardır. Murat Belge'nin şahane bir yazısı, uzun yıllar önce, herhalde kaç yıl olmuştur? 40 yıl olmuştur, öyle tahmin ediyorum. Soytarı ve dal kavuğu karşılaştıran bir yazısı vardır. Soytarı deyip geçme. Soytarı eleştireldir. Soytarı herkesin söyleyemediklerini muktedire söyleyebilen, bunu şaka yolu söyleyebilen, o muktediri güldürse de öte yandan da derinden derine düşündüren ve bunun sonucunda da başına hiçbir şey gelmeyen bir karakterdir soytarı. Dolayısıyla soytarıyı öyle yabana atmamak gerekir. Dal kavuk öyle değil. Dal kavuk kraldan çok kralcıdır. Dal kavuk kendisine güldürür. Soytarı anlattıklarıyla, sözleriyle, eleştirel esprileriyle güldürür. Soytarının kendisine gülmezsin. Dal kavuk ise acizdir, kraldan çok kralcıdır. Kralları eğlendirmek için oradadır. Kralların huyuna gitmek için oradadır. Ve bu çerçevede de yapıp ettikleriyle kendisine güldürmek için oradadır. Dolayısıyla Saruhan Uluç bir daha o kadar rahat kullanmasın ve harcamasın soytarı sözcüğünü ve soytarının karşılık geldiği insan pratiğini.